Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA San Andreas Mobile ile ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son GTA San Andreas Mobile bölümünde e, Trude denen bir adamla tanışmıştık. E, bizim şey vardı ya memur Tempeni. Onun Çurut'a bir borcu vesaire varmış. Ondan dolayı da işte... E, bizden bir iş yapmasını vesaire yani bir şekilde kısacası Turut'u olan borcunu bize kitletti. Turut da bizden bir tane işte e, biçme şey aracı çalmamızı istedi. Aracı çaldıktan sonra Sezar bizi aradı. Kendall'ın sevgilisi ve Las Aztecas çetesi lideri. Neyse böyle böyle olaylar oldu. İşte sonra bizim CJ'de dedi işte hemen Angel Pay tarafına gel vesaire falan diye. Sezar'da da işte Los Santos'ta her şey bitti çetemin işi bitti vesaire falan. Sonra buraya geldik, konuştuk vesaire. Ne oluyor, ne bitiyor falan diye. Smoke iyice ne işin çı eh. işlerin çatımdan, işleri çığırından çıkartmış. San Fioraya bir araç falan göndermiş. Onun haberini alıp bizim CJ'de neler yapabileceğim bakacağım falan dedikten sonra işte Katarina bizi aradı. Niye beni aramıyorsun? Müminanne falan deyip hemen enbe geliyorsun, soygun yapacağız dedi ve şimdi biz Katarina'nın yanına doğru gidiyoruz. Evet. Kısacası geçen bölüm bunlar oldu. Daha fazla GTA San Andreas videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapat böylece bir benim Rabbi kanalımıza da hala burada değilseniz ve destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımızı ciddi anlamda destek olmuş hem üzerinde başka üyelerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Evet, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şu anda Katayın evine doğru gidiyoruz ama Katayın evi ta ebesinin yöres olmasından ötürü biraz uzun sürecek. Tabii ki de ben bu uzun yolu size çektirmeyeceğim. O yüzden videoyu burada durduracağım. Katayana'nın evinin yakınlarında kaldığımız yerden tam gaz videoya devam ediyor. O zaten yukarıdaki sağdan sağdaki saatten ne kadar sürede gittiğimi anlayacaksınız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki dakikada falan Katayana'nın evine geldim. Kısacası videoda 2-2,5 iki, iki dakikalık bir kısaltma yapmış olduk. Oyunu kaydedeceğim çünkü motordan bir düştüm. Canım neredeyse bitti. Risk atmaya gerek yok. Oyunumuzu kaydettik. Şimdi yeni görevimiz olan... First Base'e başlayalım. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Hey Katarina bebeğim benim kalacaksın. Hadi Katana aç kapıyı ya. Bebeğim özür dilerim hani yanlış ayak üzerine bastım. Hata ettim yani kısacası. Yani sıkıntılı zamanlar belki birazcık kabalaşmış olabilir. Lütfen beni affet hadi bebeğim. Lanet olsun şu kapıyı aç. E burada mı? Hiçbir şey görmüyorum. Bu arada şu kıyafetleri Sanfiora'ya geçelim de bir değiştireyim ya. kare döndük iyicene sıktı artık. Hadi bebeğim kız babana bebeğim lütfen. Yani ben böyle bir tip görsem şahsen korkarım yani. Lan ya bu kıyafetler ne lan falan derim. Malum şu şeydeyiz. Kırsal alandayız. Hani ki etrafta da yok anasını satayım. Nerede bu kadın acaba? Kesin gözetliyor. Kesin. Kesin bakıyor. Bebeğim sensiz kalacağız diye bir şey yok. Of dünyanın en büyük yalanı bu arada. Lanet olsun adamım. Kahretsin. Nerede bu aptal bir şimdi? ha? İşte buradayım lanet. Şimdi bir çıkayım, he. Hey hey bebeğim özür dilerim özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Bu neydi ha? Sen çok haklısın. Lütfen affet beni bebeğim. Lütfen affet beni. Lütfen beni vurma. Lanet olsun vurma beni lütfen. Üzgün oldu düşünüyorsun öyle mi? E ee, nasıl üzgün olduk atlayacaksın? Hadi bebeğim, hadi ama. Seninle çok böyle istediği şekilde oynayacağım. Konuşmaya devam et. Seni bankalara götüreceğim, soygun yapacağız. Ee? Öldürmeni istediği herkese öldürmeni izin vereceğim. Sen tam olarak istediğin gibi, sana istediğin muameleyi göstereceğim. Lütfen bebeğim, bana ateş etme. Kal. Sanırım seni seviyorum. Sanırım da lan bir şey söyle. Eee tamam harika bir şey bu fantastik mükemmel iyi hoş Tabii CJ yani ne oluyor lan diyor şu anda bu nasıl bir şey lan falan diyor da Ee biraz soygu yapmak ister misin bebeğim Hı -hı, tabi soyguru duyunca parayı duyduğu anda tabi Eee neyimiz var aptal mısın unuttun mu ya yani şimdiden Palamino Creek'teki banka Digo Story var bu liberde Ha bir de e, şey var. At yarışı yeri var. Tamam tamam e, manyakça şeyler falan yapmak yok kısacası diyor. Sakin olacağız diyor. Bu ya bugün ta, istediğim herkesi öldürecekmiş gibi hissediyorum. Yani o yüzden bana bulaşmasan falan iyi edersi falan diyor Katarina kısacası. Şu yakıldaki yer halledelim o zaman direkt. Direkt. Bu e, soygun yeri birazcık kanser çünkü. Silir bozucu. Yani burada park etmek için iyi yer. Yani burası son yer mi? Bu kovboy serserileri de kim? Bakalım ne varmış burada? Onlar soygun yapıyormuş. Okey. Yani biz soygun yapacakken onlar soygun yaptı. Ee, paramızı çalıyorlar. Evet ben onu diyorum. Bizim ama senin değil. Güzel. Okey. Tamam tamam sürüyorum Allah kahretsin sürüyorum. Allah'ım yarabbim ya. ATV'de soyguncu kovalamak mı? Bu görevden nefret ediyorum abi. Hayır uzaklaşmıyorlar. Müziği değiştireceğim birazcık. Gaz müziği lazım bize. Gaz müziği ha. Yani ATV'li soygucu kovalıyoruz. Bence aksiyon dibiyle vurmamız lazım. Arada ben de vuruyorum. Arada ben de vurmayı deneyeceğim en azından. Tamam. Çantayı bu arada araçta alabiliyoruz. Çok güzel kulağımı sağrettin. <laughs> yani kadın ne yapsın başka soygucuları ödemek için? Yani mantıken. Orada ben sıkıcı bir bok olmuyor. Çok saçma lan. İla Katerina'nın vurması lazım. Çok saçma abi. Nasıl lan sık lanet karı sık Allah seni kahretsin ya. Sen vurana kadar ömür geçiyor ya Katerina. Sen vurana kadar ömür geçiyor ya. Evet farkındayım. Sıksana karı. Sık. Ha? Ya bence onda para falan yok ya. Ya yavaş falan değilim anasını satayım ya. Sen beceremiyorsun sen 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 beceremiyorsun. Evet videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekstradan vaktinizi çalmamak için dedim bari. Adam biraz yaklaşıp keşke biraz daha yaklaşsaydı. Katarina ateş etmiyor abi. Etme zahmeti de bulunmuyor ya. Orada atlamasın. Ne olur atlaması? Uğraştıracak bizi ya. Ya gerizekalı karı ya. Yemin ediyorum geri zekalısın ya. Katarina sen tabi salaksın biliyorsun değil mi ya? Yemin ediyorum vakit kaybısın ya. Cık. Yemin ediyorum biraz para kazanacağız diye götümüzü yırttık ya. Vur artık şunu vur. Allah karesi bir öldüremedi ya. Allah Allah. Benim de şahsım bütün adamlarda para var ya. Bütün adamlarda para varmış. Normalde iki tanesinde para olurken üçünde de vardı. Yani şansıma tüküreyim yani. Ha, bir de üstüne suya mı düştük gerçekten. Bravo. Neyse ki Katarina yüzmeyi biliyor. Neyse arkadaşlar ben araç bulup Katarina'nın evine gireceğim. Görevi tamamlayacağız. Sonra ikinci görevi daha yapacağız arkadaşlar. Evet sevgili dostlar videomuzda tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neyse ki Katarina yüzmeyi biliyormuş. Normalde hiçbir NPC yüzmeyi bilmez ama Katarina yüzmeyi biliyor. Kendisini burada takdir ediyorum. Allah da belanı versin diyorum üstüne. Allah'ım yarabbim ya. Bir adamı vuramadı ya. Yakında görüşürüz yakışıklı. Ee, sırada iki sefer. Bayağı sert oynayacağız diyor. He he aynen aynen. <laughs> Yaz konuşmayı aslında Katarina yaptı. Yakında büyük bir banka soyacağız diyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bakalım başımıza neler gelecek. Ben oyunu bir kaydedeceğim abi oyunu kaydettikten sonra videoyu ben sonlandırmak istiyorum burada. Gelecek bölüm kalan iki soygunu aynı anda yaparız arkadaşlar. Olur mu? Bence olur. Bu arada bir telefon gelecek. Telefondan haberim var. Gizli bir telefon bu. Bunu yaptığımızda arkadaşlar ya bunu size göstermem gerekiyor. Bunu yaptığımızda Los Santos logosu 13 tane bölgesi var ya. Bakın dikkatle bakın oraya. Hey kanka biraz meşguldüm. Eee ne oluyor? Burada nitro kokuları vesaire bir bir öteden bile şey yapılıyor. Arabalar yani çok iyidir ama hızlılar hızlılar. Neden bahsediyorsun sen? Sokak yarışları, Sanfiora ya. Yani burada buluşacaklar yarış falan yapacaklarmış. Yani sizir bizi sokak yarışına çağırıyor. Biraz para mı istiyorsun? Gel buraya da yarış o zaman. Evet. Mantıklı. Güzel bir şey söyledi Sezar. Güzel bir nokta yakaladı. Matur de e, araba yarışı olacakmış. Tamamdır. Eyvallah Sezar. Katayna'nın görevleri bittikten sonra e, yarışlardan devam ediyor. Olacağız. Ana senaryo oradan takacak yani. Ama bize bir telefon daha gelecek ha. Benim bahsettiğim telefon bu değildi. Bu telefon şimdi cevap vermemiz gerekiyor bu arada? Göreve falan girerse bu telefon bir daha gelmiyor çünkü. O yüzden bekliyorum birazcık. Evet arkadaşlar biraz bekledim ama telefon gelmedi. O zaman benim bir tane daha katanın görevini yapmam lazım. Neyse az önceki söylediğim şeyi şimdilik unutun. Onu ben bir ara daha doğrusu sıra GTA Tennis Mobile videosunda sizlere gösteriyor olacağım. Bu arada çarşamba günü yeni bir territory glitch bölümü gelecek. Onu da bilgisini vereyim. Sonra cuma günü ana hikayeden tam gaz kaldığımız yerden devam edeceğimiz yeni bir GTA Andreas bölümü gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet umarım izlerken keyif almışsınızdır yavaştan iki görev yapma seanslarımız falan başlayacak. Onun da bilgisini vereyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir benim rap bir kanalımıza da hala burada değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynatma listesinden başka oyun ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.